Hayırlı sabahlar. Zaman hızla akıp gidiyor, günler geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar diyoruz ya hep. Ramazan-ı Şerif'e de neredeyse yarılamak üzereyiz. 12. günündeyiz. Allah bugünlerin manevi feyzinden istifade ederek bu vakitleri geçirmemizi nasip etsin. Azami istifadeyle. Bugünkü konumuz zekat. Ramazan aynı zamanda zekat ayı. Gerçi tabii fıkha göre o zekat miktarı, zekatın verileceği miktar servetin elinize geçmesinden bir yıl sonra zekat vermeye başlıyorsunuz. Bu Ramazan'a bağlı bir takvim değil ama gelenek haline gelmiş. Artık Ramazan ayında zekatlar veriliyor genel manada. Tabii zekat son derece önemli. Zekatı vermemenin, zekattan kısmanın aynı zamanda cezalarıdır. Başımıza gelen ekonomik kayıplar, krizler, işte korona musibetiyle maruz kaldığımız sıkıntılar, ilave sıkıntılar. Üstad bunları çok güzel izah ediyor. Kaderin fetva vermesinin en önemli sebeplerinden birisi bu tarz zorluklara, kıtlıklara zekattan kaçınmış olmamız. Eskiden beri hep böyle ola gelmiş bu. Onun için zekata son derece önem vermek lazım. Çünkü o malı bize veren Cenab-ı Hak, o serveti veren Allah, o nimeti veren Allah, bizi yaratan Allah, hepsini istemiyor. Sadece 1/40'ını istiyor. 1/40 de çok bir şey değil. Senede bir. Yani bunu esirgemek hiç akıl kârı da değil. Ve dinin prensiplerine, çok önemli bir prensibine, Peygamber Efendimiz'in zekat bir köprüdür manasında ifade ettiği hakikatler çerçevesinde mutlaka riayet etmemiz gereken bir vecibi olarak onu ihmalin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Şimdi peki zekat vereceğiz, neye vereceğiz, nereye vereceğiz? Aslında Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede bunlar madde madde sıralanmış ve her dönemde öne çıkanlar var, çıkması gerekenler var. Ve bu içinden geçtiğimiz süreçte, yaşadığımız çağda, sadece bu süreçle sınırlamayalım, yaşadığımız çağda en çok zekatın verilmesi gereken adres o maddeler içerisinde Allah yolunda cihad edenler ifade ediliyor. Bu da bugünün manevi cihadı anlamında anlaşılması gerekir. Maslahata uygun olan da odur. Şimdi bu konuyu yazarımız sağ olsun Süleyman Kösmen'e çok güzel bir şekilde işlemeye devam ediyor. Bugünkü yazısında da buna temas etmiş. Oradan bazı şeyleri paylaşalım. Muhtelif okuyucularımız zekatımızla yayınlarımızı destekleyebilir miyiz diye soru sormuşlar. Cevap olarak diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kıyamet günü alimlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır. Alimlerin mürekkebi üstün gelir. Anlaşılıyor ki, asrımızın cihat vasıtası dahilde kılıç değil, kalem ve yazıdır. Sünnette de günümüzde de kalem, yazı ve mürekkep kılıçtan daha keskindir. Tabi kalem deyince artık günümüzde bilgisayarlar aldı onun yerini büyük ölçüde ama aynı manayı ifade ediyor. Eskiden kılıç, dini öğretme zeminine imkan vermeyen istibdat ve taassuba karşı çekilirdi. Oysa günümüz hürriyetler asrıdır. Taassupların yıkıldığı, istibdatların çözüldüğü bir çağdayız. Öyleyse eskinin cihat malzemesi olan kılıç, günümüzde yerini kaleme, söze, kitaba, yazıya, iknaya, hitabete, pozitif iletişime, neşriyata, gazeteye, yayın organlarına bırakmıştır. Risale-i Nur ise milyonların imanını kurtaran bir iman inkılabının eseri olarak görevinin başındadır. Dolayısıyla Nur talebeleri için Risale-i Nur kisvesinde iman hakikatlerini anlatmak, kalem ve yazı kullanarak kitap, dergi, gazete ve internet gibi yayın zeminlerinde Risale-i Nur hakikatlerini işlemek, şerh etmek hiç tereddütsüz cihattır, manevi cihattır. Kur'an, zekat verilecek sınıflardan birini fi sebilillah olarak belirliyor. Bu biraz evvel ifade etmiş olduğumuz Allah yolunda cihad edenler. Dört mezhebe göre mücahidin kılıcı, kalkanı, oku, silahı, atı, barınağı, yiyeceği ve sair bütün ihtiyaçları bu bütçeden karşılanır. Çünkü eski zamanda cihad malzemeleri bunlardı, maddi cihad. Şimdi ise tek kişinin burnu bile kanamadan bütün dünya insanına ulaşılabiliyor. Kitap, dergi ve gazete yanında internet, sosyal medya ve mobil hizmetler dahil birçok gerçek ve sanal zeminde iman hakikatleri
tebliğ edilebiliyor. Silah ve kurşun ise artık zalimler oyuncağı haline gelmiş. Tabi yeri gelince onun da yeri var ama esas çağımızın cihadı fikir cihadı, manevi cihat. Öyleyse bugünün cihadı manevi bir boyut kazanmıştır. Bediüzzaman'ın maddi değil manevi hizmetler lazımdır dediği mesele budur. Şimdi Bediüzzaman Risale-i Nur davasının zekatı hak ettiğini ifade ederken diyor ki bir zamandan sonra o Medrese-i Zehra, üstadın ömrünü vakfettiği ideallerinden birisi bir üniversite projesi, dini ilimlerle modern fenleri kaynaştırarak okutacak bir müessese, ilim müessesesi. Bunun maddeten tesis edilmesine imkan olmamış ama Risale-i Nur hizmetiyle manen inşa edilmiş ve dünyanın her tarafında şubeleri olan bir üniversite haline gelmiş. Açık üniversite. Medrese-i Zehra, İslamiyet'e ve insaniyete göstereceği hizmetle şüphesiz bir kısım zekatı bir istikrak kendine münhasır edecektir. Bununla ilgili üstadın Münazırat isimli eserinde çok geniş izahları var. İnşallah yeri gelince onları da paylaşırız. Şimdi buradan itibaren Süleyman Hoca diyor ki, şöyle devam ediyor. Gazetemiz Yeni Asya. Her gün Risale-i Nur'un hakikatlerini neşretmek için çıkar. Hatta bir gazeteci Yeni Asya için diyor ki her gün Nurculuk ve Said Nursi pompalıyor. Aynen ifadesi bu. Klasik bir gazete değildir. Yeni Asya gayesi ticaret değildir. Bir gazete konseptinde çıkmakla beraber zayıf omuzlarında kutsi bir vazife yükü vardır. Yak 50 yıldan beri bu görevini sürdürmektedir. Bu göreviyle Yeni Asya anadan, yardan, serden geçmiş, haktan ve hakikattan başka hiçbir merciye, hiçbir güce, hiçbir maslahata boyun eğmemiştir. Sürçülisanı olmuş olabilir fakat niyeti halistir. Yeni Asya bu duruşunu Allah diledikçe ve gücü oldukça kıyamete kadar sürdürmek emelindedir. Öyleyse Yeni Asya'nın hamiyet ve kerem sahibi insanların zekatlarını almaya istihkakı vardır. Hamiyet ve gayret sahibi, imkan sahibi insanların da Yeni Asya'ya bu manada destek olmaları beklenir. Yeni Asya'yı zekatlarıyla güçlü tutmak, hakkın hatırına âli tutanlar için bir vecibedir, bir görevdir. Daha da ötesi, bugün Yeni Asya'ya bir kuruş bile katkı verebilmek sadaka-i cariye niteliğindedir. Yani o bir kuruş, biz ölsek bile sevabı eksilmeyen, kesilmeyen bir cennet çeşmesi hükmündedir. Bugünlerde oruçlu ağızlarımızla zekatımızı böyle bir hizmet zeminine ulaştırmak için yayınlarımızı zekatımızla desteklemek, güzelliğe bin güzellik katmak demektir. Tabii içinden geçtiğimiz süreç, ekonomik süreç, çok zorlu bir süreç. Bunları hep konuştuk. Bu zekatla bu hizmetlerin güçlendirilmesi, takviye edilmesi ihtiyacı daha da artmış, daha da had safhaya ulaşmış durumda. Bunu da ilave ederek bu konuyu şimdilik tamamlamış olalım. İhtiyaç olduğu takdirde yine döneceğiz. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.